İyi günler. Lider Eğitim ve Gençlik Programı Akıllı Tercih dopdolu içeriğiyle başlıyor. Bugün çok ilginç bir yayın yapacağız arkadaşlar. Tercihlerle ilgili geri sayım sürüyor tabii ki. Tercihlerle ilgili merak ettiklerinizi cevaplandıracağız. Aynı zamanda tarımda iş fırsatlarını konuşacağız. Hepinizin önyargılı olduğu bir alan, çok da bilmediğiniz bir alan. Aynı zamanda Diyarbakır stüdyomuzda da Dicle Üniversitesi'ni ağırlayacağız. İstanbul stüdyosunda yanında çok kıymetli isimler var. Cihan Yeşilyurt Eğitim Danışmanı. Cihan Hocam, bol bol soru. Tamam. Cevaplıyoruz. Sayın Profesör Doktor Hüseyin Avni Öktem, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü. Hocam, benim çok kişisel olarak merak ettiğim bir alan, çok sorun var, ayağınıza sağlık. Evet, teşekkür ederim. Hemen Diyarbakır stüdyomuza dönelim. Orada bizi Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Sabri Eygün bekliyor. Sabri Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Diyarbakır'dan selamlar, saygılar. Çok sağ olun. Şimdi Dicle Üniversitesi'ni biz etüt ederken gördük ki hocam, çok sayıda iş dünyası ile ilgili işbirlikleriniz ve projeleriniz var. Çok da bilinmiyor. Ben mesela onlarla başlamak istiyorum. Biraz hani Dicle Üniversitesi olarak bu yıl mesela ne kadar öğrenci alacaksınız? 5500 öğrenci alacağız. Şu anda 32 bin öğrencimiz var. 5500 öğrenci daha alacağız inşallah. Bu iş dünyası ile ilgili projeleri biz çok önemsiyoruz akıllı tercih olarak ve dillendirmeyi de seviyoruz hocam. Biraz onlardan bahseder misiniz? Evet. Alev Hanım, bildiğiniz gibi şu anda Türkiye'de 193 üniversite var ve bunlarda okuyan yaklaşık 6 milyon öğrencimiz var. Bu öğrencileri biz istihdama kazandırmak zorundayız. Bu çerçevede tüm üniversitelere sorumluluk düşüyor. Biz Dicle Üniversitesi olarak bu sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Öğrencilerimize eğitim öğretim yanında kişisel gelişimlerini artıracak, hem ulusal hem de uluslararası arenada istihdamlarını artıracak programlar uyguluyoruz. Bunların bir tanesinde de kariyer merkezi kurduk, bir de proje birimi kurduk. Biz bu iki birim aracılığıyla öğrencilerimizin bir taraftan sosyal ve hayata dair sorunlara odaklanmalarını, bu sorunlara çözüm bulmalarını, bunlarla ilgili proje geliştirmelerini teşvik ederken kariyer merkezimiz bünyesiyle de öğrencilerimizle iş dünyasını bir araya getiriyoruz. Bu çerçevede bir taraftan öğrencilere mesleki hayatla ilgili, istihdamla ilgili seminerler, kurslar verirken, onların kişisel gelişimini artırırken, diğer taraftan da şehirde bulunan kurum ve kuruluşlarla, başta Çalışma ve İş Kurumu olmak üzere, KOSGEB olmak üzere, diğer kurumlarla ortak işbirliği yaparak öğrencilerimizin daha fazla istihdamını sağlamaya çalışıyoruz. Örneğin Çalışma ve İş Kurumu ile şu anda ortak bir protokol imzaladık. Bu protokol çerçevesinde iş kurudan iki elemanla, üniversitemiz kariyer merkezinden iki eleman her hafta, haftada iki gün şehirdeki tüm kurumlar ve kuruluşları geziyorlar. Onlara hangi alanlarda elemana ihtiyaçları olduğunu soruyorlar. Üniversitemizde bize kayıtlı olan öğrencilerimizin imkanlarından bahsediyorlar ve onlara iş imkanları sunmaya çalışıyorlar. Bu çerçevede kurum ve kuruluşlar artık bunu bildikleri için de sürekli olarak kariyer merkezimizi arayarak şu vasıfta 5 öğrenci istiyorum, şu ebatta 3 öğrenci istiyorum şeklinde bizden öğrenci talep ediyorlar. En sonda KOSGEB ile çok ciddi bir protokol imzaladık. Bu protokol çerçevesinde girişim dersi veriyoruz. Bu dersi alan öğrencilerimiz bu dersi başarıyla bitirirlerse eğer yarın mezuniyetten sonra kendi işlerini kurmak istedikleri zaman KOSGEB onlara 30 bin lira hibe veriyor. 70 bin lira yakın da faizsiz kredi veriyor. Yeter ki öğrencilerimiz kendi imkanlarıyla kendi işlerini kurabilsinler diye. Bu çerçevede öğrencilerimizin daha öğrenciyken iş dünyasıyla irtibatları sağlanmış oluyor. Mezuniyetten sonra da kendi işlerini kurabiliyorlar ve iş imkanı sağlayabiliyorlar. Buraya gelmeden önce arkadaşlarım bana bilgi verdiler. Bir özel hastane bizden staj için eleman istemişti. 10 öğrenci göndermiştiz. Evet. Hastane bize haber göndermiş. Çok başarılı öğrenciler. Biz bunları mezuniyetten sonra istihdam etmek istiyoruz diye bilgi vermişler. Bu tarzda öğrencilerimizin bir taraftan iş yeri bulurken diğer taraftan da hem ulusal hem de uluslararası arenada diğer üniversite mezunlarıyla rekabet edebilecek seviyede onların kişisel gelişimlerine, donanımlarına, yurt dışı deneyimlerine, yabancı dillerine ve onları mesleki hayatlarında onları öne çıkaracak tüm donanımlarla onları donatıyoruz.
Çok güzelmiş hocam. Ellerinize sağlık. Çok güzel bir proje. Umarım tüm devlet üniversitelerinde yaygınlaşır. Çünkü bize gelen soruların %90'ı artık iş bulur muyum sorusuna döndü. Bu tür çalışmaları da çok önemsiyoruz. Şimdi Diyarbakır için çok önemli tabii Dicle Üniversitesi. Daha demek istiyorum. Evet, tabii ki. Evet, tabii. Şimdi şöyle bir şey. Diyarbakır Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan kapısı. Diyarbakır'da her yıl 60'ın üzerinde firma kuruluyor. Dolayısıyla burada gerçekten kurum ve kuruluşlar, gerek resmi olsun gerek özel kurum ve kuruluşlar kalifiye eleman istiyor. Bunun için de ilk başvuracakları kapı Dicle Üniversitesi oluyor. Biz de bu ihtiyaca cevap vermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bir de şunu da eklemek istiyorum. Ben 25 yıllık deneyim sahibi bir insanım. Yurt dışında bulundum. Yani öğrenciler eğer kendilerini geliştirebilirlerse, meslek ne olursa olsun, branş ne olursa olsun mutlaka iş bulmaları kesin olacaktır. Yeter ki öğrenciler sadece eğitim ve öğretimle yetinmesinler, artı değerler de kendilerine katsınlar. Biz bunun bilincinde olduğumuz için var gücümüzle hem sosyal sorumluluk projelerimizle hem dediğim gibi proje birimizle onlara bu imkanı sunmaya çalışıyoruz. Hatta biz hocalarımızın yaptığı, fakültelerimizin yaptığı tüm projelerde mutlaka öğrencilerimizi de ortak ediyoruz. Onlar da deneyim kazansınlar. Hatta bu çerçevede yurt dışına onları gönderiyoruz. Geçenlerde yine bir fakültemizden birkaç öğrenciyi bir proje çerçevesinde Amerika'ya staj için gönderdik. Eminim onlar Amerika'da başarılarıyla, donanımlarıyla kendilerini öne çıkarıp orada mutlaka iş bulacaklardır. Sayın Sabri Hocam, çok teşekkür ediyorum. Bu yönünüzü bilmiyor arkadaşlarım. O yüzden bu yönünüzü göstermek istedik. Akıllı tercih, yüz binlerce arkadaşımızın tercih nedeniyle sürekli izlediği bir program. Ön yargılar var. Bu ön yargıların yıkılması lazım. Yaptığınız işleri bol bol anlatmanız lazım. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Evet. Bu çalışmalarınızı akıllı tercihte aktarmaya devam edeceğiz. Çok saygılar efendim Diyarbakır'a. Buyurun. Saygılar diyoruz. Diyarbakır'a kolaylıklar diliyoruz size. Bir mükemmel. Ben de size çok teşekkür ediyorum. TRT'ye ve şahsınıza. Çok sağ olun. Bu imkanı bize verdiğiniz için öğrencilerimizi de bekliyoruz. Ve ellerimizi de kırsınlar ön yargılarını. Sizin de belirttiğiniz gibi atsınlar kaygılarını. Anadolu'nun buram buram Anadolu kokan Diyarbakır'a, Diyarbakır insanına ve onları bir aile sıcaklığıyla karşılayacak olan Dicle Üniversitesi'ne güvensinler ve bize gelsinler. Çok teşekkürler hocam. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. İyi günler, teşekkürler. Genellikle ben tabii 9 yıldır eğitim programları yapıyorum Hüseyin Hocam. Şunu görüyorum ki bir sürü konuda çok fazla ön yargıya sahibiz eğitimle ilgili. Şimdi mesela Dicle Üniversitesi'ni bilmiyoruz. İş dünyasıyla ilgili yaptıkları projelerini çoğunu haberimiz yok. Bilgiye sahip olmadan fikre sahip oluyoruz. O yüzden akıllı tercihte bunu değiştirmek istiyorum ben. Mesela tarımla ilgili de hocam. Yani tarım ne yapacaksın ya, işsiz kalacaksın. %99 bu cevabı alacağız. Ama ben biliyorum ki yaptığım ekonomi programlarından da biliyorum. Tarım önümüzdeki dönem değişiyor ve iş fırsatları getirecek. Çok buradan haklısın. Girelim mi baş hocam? Çok haklısın, süper. Öncelikle ben hem şahsım hem kurumumuz adına bizi bu programda misafir ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Şimdi maalesef sizin de belirttiğiniz gibi ülkemizde böyle bir algı var. Yani tarım çok iş alanı olmayan, imkan olmayan bir sektör gibi algılanıyor. Özellikle de genç kuşak arkadaşlarımızda ve üniversite seçimi yapacak arkadaşlarımızda. Ama durum hiç böyle değil. Yani birazcık çıkıp şöyle Avrupa'ya baktığınız zaman, Amerika'ya baktığınız zaman, dünyaya baktığınız zaman tam tersi. Yani özellikle Avrupa Birliği'nde hem de Avrupa Birliği'nin en gelişmiş ülkelerinde, Almanya, Fransa gibi ülkelerde tarım ve buna bağlı, belki ileride yine lafı gelir konuşuruz, bilgiye dayalı biyoekonomi dedikleri alan, gençlerin en çok tercih etmeye başladığı alan. Çok ciddi bir yöneliş var ve çok ciddi iş imkanları var. Aslında bu çok yakın bir gelecekte ülkemizde de böyle olacak. Zaten bizim kurulma amaç, hedef ve misyonlarımızdan bir tanesi de bu. İlk defa bir tarım üniversitesi kuruluyor evet, Türkiye'de. İlk defa Türkiye'de bir tarım ihtisas üniversitesi kuruluyor. Biliyorsunuz bir de dünyadaki modelleri yine incelediğimiz zaman eğitim modelleri ağırlıklı olarak ihtisaslaşmaya yöneliyor. Evet. Türkiye'de de bunun örneklerini yaşamaya başladık son 5 yılda. Özellikle sağlık alanında çok ciddi bir ihtisaslaşma başladı. Bu konuda birçok üniversitemiz açıldı.
Devlet üniversitelerimiz bu alana odaklanmaya başladı. Fakat bizim için yani ülkemiz için hem dünyayla çok rahat rekabet edebileceğimiz, çok büyük fırsatların olduğu tarım, gıda, hayvancılık gibi alanlarda bir ihtisas üniversitemiz yoktu Türkiye'de yoktu bugüne kadar. Bu noktadan hareketle de Konya Şeker Anadolu Birlik Holding ve oluşturmuş oldukları Bartek Vakfı ülkemizdeki ilk tarım ve ihtisas üniversitesi olacak. Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin kuruluş çalışmaları yürütüyor. Seneye öğrenci alacaksınız değil mi? İnşallah seneye öğrenci alacağız. Planımız o yönde. Evet. İlk öğrencilerimizle seneye kavuşacağız. Seneye. Ama biz bu sene fırsatları konuşalım istiyorum. Tabii, tarımdaki mutlaka fırsatları. Şimdi hemen bir telefon alayım araya. Cihat Hocam bu arada benim saptamama katılıyor musunuz? Siz binlerce öğrenciyle muhatapsınız. Tercih yapıyorsunuz. Evet. Tarımla ilgili hani bu ya iş yok o alanda duygusu i̇ş nasıl? Yok çünkü bir 40-50 bin civarında ziraat mühendisi işsiz diye gazetelerde okuyoruz. Gıda mühendisleri çok sayıda şikayetteler. Evet. Dolayısıyla da adaylar tercih etmek konusunda çok da gönüllü olmuyorlar. Evet. Nerelerde hata yapıyoruz da bu programda konuşuruz. Niye o kadar işsiz var? Ayşen İnce Adana. Hoş geldiniz. Merhabalar. İyi yayınlar. Sağ olun. Buyurun. Benim erkek kardeşim için bir sorum olacak. Bu yıl tercih yapacak. YGS2'den tercih yapacak. Tamam. Hemşirelik ve paramedik arasında biraz bocalıyor. Şimdi hemşirelik bizim biraz daha yakından tanıdığımız bir bölüm. Evet. Ama hani paramedik böyle etrafımızda çok görmüyoruz. Daha çok iş fırsatlarıyla ilgili aklına tam oturmayan şeyler var aslında. Bu konuda bilgi verebilirseniz seviniriz. Peki. Bugün biraz tarım da konuşuyor olacağız. Çok sağlıkla ilgili meslekler antolojimiz var biliyorsunuz. Onları akıllıtercih.trthaber.com'da mutlaka o videoları izleyin. Hemşirelikle ilgili çok sayıda video antoloji yaptık. Hani onlardan bilgi alabilir. Ne dersiniz Can Hocam? 117 binle. Bir de kaçtan başlasın kaça kadar insin? Ayşen Hanım kardeşi. Evet, yani ben %50 kadar üstten başlatılmasını öneriyorum. 60 binlerden başlayabilir ama 200 binlere kadar da inmesi lazım. Değil mi? Kendi güvenceye evet, alsın. Biraz böyle sürprizler olabiliyor her sene. Geçmiş programlarda da konuştuk. Ders içeriklerini incelerse biraz daha kafasında canlanır. Zaten sizin yaptığınız çok sayıda program evet var. Sağlıkla meslekler ilgili çok sayıda program var. Yaptık. Onları evet incelemesi, biraz ders içeriklerine bakması. Yani araştırma yaparak kararını vermesi lazım. Gerçi iki gün daha süre var ama ben evet son güne çok bırakılması taraftar değilim tercihlerin. Çünkü yarın artık tamamlayalım değil mi aşağı biraz yukarı? Sistemde tabii bazen yığılmalar, yoğunluklar da olabiliyor. Son 3-4 yıldır hep görüyorum. Özellikle öğlen saatlerinde ÖSYM'nin sitesinde bir ağırlaşma, bir yavaşlama olabiliyor. O yüzden son güne bırakmadan yarın akşama kadar kararlarını verip yapsınlar artık. Evet. Aslında birbirine uzak olmayan iki alan evet düşünüyor evet hani baktığı zaman. Sağlıkla ilgili sağlık alanlarla ilgili fırsatları da biz iki program çok güzel konuştuk. O programları da lütfen incelemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi Hüseyin Hocam, tarımla ilgili bu kadar işsiz var. Nerede hata yapıyoruz hocam? Siz bu konuda uzman, çok genç, 35 yaşında profesör olmuş bu arada Hüseyin Avni Öktem. Hani onu da söyleyeyim. Çok böyle dinç ve genç bir üniversite, yeni bir üniversite kuruyorsunuz. Şahsınız da öylesiniz. Nerede hata yapıyoruz hocam bu kadar işsiz var tarımda? Ya aslında tarımda birazcık artık bilgi katmamız lazım yaptığımız işlere. Şimdi şöyle gireyim ben o konuya. Lütfen hocam. Avrupa'da bilgiye dayalı bir ekonomi denen bir konsept oluşmaya başladı. Avrupa neredeyse geleceğini bunun üstüne odaklamaya başladı. Bilgiye dayalı biyoekonomi dediğimiz alanda Avrupa önümüzdeki yıllarda senelik 2 trilyon euroluk, çok büyük bir rakam bu, 2 trilyon euroluk bir katma değer yaratmayı düşünüyor. Aslında bilgiye dayalı bir ekonomi dediğimiz şey... Bir ekonomi ne hocam? İşte onu anlatmaya lütfen çalışacağım. Temeli tarımsal üretim. Yani tarımsal üretim dediğimiz zaman buna bitkisel üretim, hayvansal üretim, bunlardan elde ettiğimiz ürünleri kullanılabilir hale getirmek için gıda sektörü, bunların hepsi iç içe olan sektörler. Hı hı. Bunların hepsini içeriyor. Şöyle bir örnek vereyim ben. Yani tarımsal üretime bilgi kattığınız zaman katma değeri yüzlerce kez, binlerce kez arttırabiliyorsunuz. Şöyle bir örnek vereyim. Yani bir birim alanınız var diyelim. Burada bir tarımsal üretim yapıyorsunuz. Şimdi bunun içinde konvansiyonel üretimleri yaparsanız işte dönümden alacağınız 300 dolardır, 500 dolarlık bir gelir elde edebiliyorsunuz. Diyelim ki buğday yapıyor, ekiyoruz. Öyle. O civarda bir gelir elde ediyorsunuz. Hı. Ama burada diyelim bir tıbbi bitki ürettiniz. Bu tıbbi bitkiyi aldınız, bunu ekstra ettiniz. Ekstresini satarsanız
bu katma değeriniz binli dolarlara çıkıyor. O ekstrenin içinde ilaç ham maddesi var. O ilaç ham maddesini buradan çekip satarsanız 10 bin lira rakamlara çıkmaya başlıyor katma değeriniz. Hı hı. Yani tarımsal üretime ve faaliyetlere ne kadar çok bilgi katarsanız ve bu bilgi de yeni teknolojiler dediğimiz, işte bu ne olabilir? Hı hı. Biyoteknoloji olabilir, nanoteknoloji olabilir, iletişim teknolojileri, enformasyon teknoloji, bunları ne kadar çok tarımsal faaliyetlerin içine katarsanız elde ettiğiniz katma değer o kadar büyüyor. Evet. Şimdi biz şu an bunu yapmıyoruz değil mi? Yapıyoruz ama daha yapacağımız çok şey var. Sınırlı. Hı. Çok arttırmamız lazım bunu. Bunu arttırabilmemiz için ne lazım? Bu teknolojilere hakim, özellikle dünyada ne olduğunu bilen, yabancı dil bilen, insan gücüne ihtiyacımız var. Nitelikli insan gücüne ihtiyacımız var. Evet. İşte bizim durduğumuz nokta biraz burası. Yani biz bu konuya niyetli, meraklı genç arkadaşlarımızı, buraya girmek isteyen arkadaşlarımızı üniversitemize bekliyoruz. Evet. Seneye alacağız onları. Ve şöyle bir şey de yaptık. Sağ olsun bizim projemizin kurucu başkanımız Sayın Recep Konuk. Hı hı. Biliyorsunuz Recep Konuk Bey Konya Şeker'de, Anadolu Birlik Holding'de çok güzel örnekler ortaya koydu. Konya'nın çehresini değiştirdiler. Çok değiştirdi. Pancar Birliği orada gerçekten yani değiştirdi. Aslında bu Türkiye'nin en büyük neredeyse 30. grubu oldu. Hı hı. İlk 30'un içinde diyebilirim hatta. 40'a yakın farklı tesisimiz var bizim. Birçok farklı sektörde, enerji de dahil olmak üzere faaliyet gösteriyoruz. Şimdi durum böyle olunca bu konuları entegre edebiliyorsunuz. Artık katma değerli üretimler yapabiliyorsunuz. Yani uygulamalı eğitim de var. Tabii o da var. Değil mi? Tabii. Şimdi biz onun için şunu sağlamaya çalıştık. Bu konuya arkadaşlarımız gerçekten çok gönlü var bunu. Hocam da biliyordur. Yani gelmek istiyorlar. İşte tarıma gelmek istiyor, hayvancılığa gelmek istiyor, biyoteknoloji okuyayım diyor. Ama hep komşusuna soruyor. Oğlum nerede iş bulacaksın diyor. Hı-hı. Maalesef böyle bir durum var. Hocam da yaşıyordur. Şimdi bizim arkadaşlarımıza şöyle bir çağrımız var. Gerçekten bu konuya niyetli olan, bu konuda çalışmak isteyen, severek okumak isteyen arkadaşlarımız bize davet ediyoruz. Gönül rahatlığıyla da okuyacaklar. Nedeni şu, biz iş garantisi veriyoruz. Belki de bunu gerçekten yapan ilk üniversitelerden biri olacağız Türkiye'de. O kadar çok tesis var ki Konya'da. Evet. Hayvancılık entegre tesisleri var, bir sürü tesis var. Alev Hanım, önümüzdeki sene bizi tercih eden arkadaşlarımıza şimdiden şunu taahhüt ediyoruz. Bizim bölümlerimizi seçen öğrencilerimiz bölümünü ilk 5'te bitiriyorsa, belli bir de başarı seviyesindeyse, yani bu ulaşılmaz bir seviye değil, yani hani 100 üstünden 99 tutturursan değil. Belli bir başarı seviyesi nedir? Bu 100 üstünden 80 gibi başarılı bir öğrenciyse, seçtiği bölüm ilk 5'te bitiriyorsa biz önüne mezun olduğunda kontrat koyuyoruz arkadaşlarımız. İş garantisi veriyoruz. Bundan dolayı da bu alanda başarılı olacağını düşünen, bu alanı seven öğrencileri biz bünyemize bekliyoruz. Herhangi bir iş korkusu olmasın arkadaşlarımız. Evet. İş garantisi var. Ve diğer arkadaşlarımız da şunu görecekler. Yakın bir gelecekte sektörün bu yönde çok ciddi bir talebi var. Biliyorsunuz bizim dönüşüyor. Tarım dönüşüyor arkadaşlar. Dönüşüyor. Çok evet. Ciddi. Çünkü biz sektörde çok ciddi incelemeler yaptık. Sektörün oyuncularıyla görüştük. En büyük ihtiyaçları sektörün bize söyledikleri yeni teknolojilere hakim, biraz yabancı dil bilen, dünya ile entegre olabilecek, meraklı, işini seven arkadaşlar arıyoruz diyor, diyorlar. Bizim zaten portföyümüze giren arkadaşlarımız, tahminimiz daha okulu bitirmeden çok ciddi iş imkanlarına sahip olacak. Tarım başka bir alan arkadaşlar. Şimdi bu önümüzdeki dönem tarımla ilgili bir dönüşüm olacak. Biz 5 yıl sonraki Türkiye'yi konuşuyoruz ve bu ekrandan da hep ilkleri söyledik biz. Ben önümüzdeki dönem tarımda ciddi bir fırsat görüyorum. Şu an belki o bölümleri bitirmiş ve işsiz olan arkadaşlarımdan sistemler yiyorum. Hani bu sözleri söylediğimde ama bilen ve dil bilen, iyi olan bu sektörde işsiz kalmayacak. Ben onu çok rahat görüyorum. Önümüzdeki dönem için lütfen iyi inceleyin. Şimdi araya soru alacağım ama şunu soracağım. Ürün ürettiğiniz zaman o zaman bir katma değer kazanıyorsunuz diyoruz tarımda. Şu an ona doğru gidiyor mu peki Türkiye'de? Yani sanayileşmesinden bahsediyoruz aslında değil mi tarımın? Kesinlikle. Türkiye'de genel anlamda zaten buna bir yöneliş var. Tarım Bakanlığı da bunu destekliyor. Kesinlikle tüm sektörlerde yani. Sanayi Bakanlığımız aynı şekilde. Bilim, hı-hı, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığımız. Artık Türkiye'de bizim şunu yapmamız lazım zaten. Yani üniversite sistemde ürettiğimiz bilgileri bizim katma değer ve ürüne çevirmemiz lazım. Evet. Maalesef henüz Türkiye burada istenilen yerde değil. Bu yönde de son 10 senede çok ciddi gayretler ve katkılar var. Evet. İşte Ar-Ge fonları çok arttırıldı vesaire.
Bu bizim en önem verdiğimiz alan. Hatta üniversitemizin en temel söylemlerinden biri bilgiyi ürüne çeviren üniversite diye kendimizi konumlandırıyoruz. Evet, çok önemli. Tarımda böyle bir tıkanmışlık var. Tabii. Yani dünyanın en iyi fındığını yapıyoruz. Sonra birileri alıyor, onu bir çikolata haline getiriyor. Dünyanın sayılı kurumundan biri oluyor. Tabii. Yani biz o çikolatayı yaptığımızda esas parayı kazanacağız tarımdan. Tabii. Değil bunun mi? Ötesi var. Yani bunun daha çok birkaç ilginç konudan bahsedeyim ben size. Şimdi bizim üniversite olarak hedefimiz bu yönde olduğu için çok ciddi bir Ar-Ge merkezi yapıyoruz üniversite kampüsümüzün içine. Zaten kampüsümüz de oldukça güzel bir kampüs. Bir bütünsel olarak tasarlandı. Bir mimari yarışma sonucunda seçtik kampüsümüzü. Çok güzel bir kampüs oldu. Bunu bir tek biz söylemiyoruz. Bizi çok sevindiren bir olay oldu. Dünyanın çok prestijli yarışmalarından birine katıldı kampüs projemiz. Ve orada 700 proje arasından ilk 6 finale kaldı. Kasım ayında da Singapur'da final törenleri olacak. İnşallah orada kazanarak da güzel bir haber alırız. İnşallah. Çok güzel bir kampüs yaptık. Bunun içinde en son teknolojileri kullanarak çeşitli öğrenci laboratuvarları yaptık. Ayrı bir Ar-Ge merkezi yapıyoruz. Bu merkezimizin içinde hem öğretim üyelerimize çok ciddi bir Ar-Ge laboratuvar imkanı sağlıyoruz. Bir merkezi laboratuvarımız olacak. Bölgeye ve çevreye hizmet verecek akredite test ve analiz laboratuvarları kuruyoruz. Bunu ben çok basit olarak bitki, hayvan ve çevre hastaneleri oluşturuyoruz diyorum. Çünkü burada ihtiyaç olan hem sanayicinin hem araştırıcıların çok ciddi analizlere ihtiyaçları var. Bazıları yapılamıyor maalesef hem bölgemizde hem ülkemizde. Biz bunları da bu yapı içinde yapalım istiyoruz. Bilim üreteceksiniz hocam tarım alanında. Kesinlikle. Bu alanda ihtiyaç var, evet. Bir de şöyle bir şey var. Yine biz kampüsümüzün içinde ilk ihtisas üniversitesiyiz. Aynı zamanda ilk ihtisas teknokentini de oluşturmak istiyoruz. Yani tarım, gıda ve yaşam bilimleri alanında ülkemizdeki ilk ihtisas teknokentini de yine kampüsümüzün içinde oluşturmak istiyoruz. En son Konya'dan bize gelen haberde toprakta yetişmeyen patates gördüm. Tabii. Yani zaten bunlar en şu anda... En son yaptığınız çalışmalardan biriydi zannediyorum. Bunlar zaten şu anda ürünleşmiş durumda. Üretimleri devam ediyor. Bizim daha ileri hayallerimiz var. Yani şunu yapmak istiyoruz. Mesela biz yosunlardan uçak yakıtı yapmak istiyoruz. Bizim bu tip projelerimiz var. Üniversitelerin büyük hayalleri olması lazım kesinlikle hocam. Büyük hayaller olmalı ki toplumları bir yerlere taşısınlar, kesinlikle, değiştirsinler. Kesinlikle. Konya'da çok doğru bir coğrafya olmuş. Kesinlikle. Şimdi araya iki soru alacağım, sonra devam edeceğiz. Betül Güneş, Ankara, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun Betül Hanım, nasıl durum? İyi, teşekkür ederim. Ben zihin engelliler öğretmenliği düşünüyorum. YGS 4'te 44.800'deyim. Şimdi hocama şey soracağım. Ben ilk üç tercihime Ankara, Gazi ve Anadolu'yu yazdım. Anadolu Üniversitesi 42.800 ile kapatmış. Hani hocam gelme olasılığı hakkında ne düşünüyor? Bunu sormak istiyorum. Tamam. İkinci sorumda şey. Şimdi ben Bolu'yu Ankara'ya yakın olduğu için mesela Bursa'nın önüne yazdım. Ama sıralaması Bursa'dan daha düşük. Ben daha düşük sıralamalı bir yeri, yüksek sıralamalı bir yerin önüne yazarsam bunun benim için dezavantajı ne olur? Tamam, puanım heba mı olur diyorsun? Ölü puan diyorlar hani, buna. Bilmiyorum hani evet ölü tercih diyorlar ama onu ölü tercih diyorlar ama böyle bir şey var mı yok mu sorarız Cihan hocama. Evet. Betül Hanım iyi şanslar, sonucu merak ediyoruz. Teşekkürler, iyi yayınlar. İzmir, Gamze, Su, Sim, hoş geldiniz. Merhaba, ben öncelikle çok teşekkür ediyorum size bu kadar güzel bilgileri aktardığınız için. Sağ olun. Benim iki tane sorum vardı. Birincisi benim YGS 2 sıralamam 223.000. Ebelik istiyorum. En son Kars var, 215.000'le kapatmış. Hani gelme olasılığı nedir sizce? Cihan hocam onu soracak. Tamam. Bir diğeri de acil yardım afet düşünüyorum. İkinci öğretim Burdur, Mehmet Akpersoy'un. Ama bu acil afet yönetimi yani sağlık kuruluşlarında çalışabiliyor mu 112 gibi? Bu kadar bu soruların. Gamze Su, acil yardım afet yönetimiyle çok güzel iki program yaptık. Dün de konuştuk. Ondan önce de çok güzel videolarımız var. Lütfen izle. AFAD'daki iş fırsatlarından bahsettik. Önümüzdeki dönem iş fırsatlarından 5000 tane atanacak kişiye ihtiyaç olduğundan bahsettik. Lütfen o videoları akıllıtercih.trthaber.com'dan izle. Çok da güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum ben onun. Ne dersiniz hocam? Şimdi başlayalım. Önce Betül'ün sorusuna yanıt vereyim. Lütfen. Zihin engeller öğretmenliği için, Anadolu Üniversitesi için şansın olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü o civarda almıştı. 42.800 gibi. Dolayısıyla buraya
yerleşme şansı var. 2000 kişilik bir fark var arada, inşallah yerleşir. Evet, bence olur gibi geliyor. 70'te kontenjanı var. İstek sıramıza göre tercih yapıyoruz zaten. Başarı sırasına göre yapmak durumunda değiliz. Ben yeğenimin tercihlerini yaparken yıllar önce o dedi ki bana, ben 19 Mayıs Üniversitesi'nde ikinci öğretim okumak istiyorum dedi. Birinci öğretimle ikinci öğretim arasında da epey bir başarı sırası farkı vardı. 30-40 bin kadar. O tercihi o yöndeydi onun. İkinci öğretimde okumaktı. Ve biz birinci tercihe ikinci öğretimi yaptık. İkinci tercihe de birinci öğretimi yazdık. Nasıl istiyorsa o şekilde yapabilir. Evet. Listemizdeki nüans isteğimize göre yazacağız. Evet, istek sıramıza göre yapacağız. Ama bunlardan birisi geldi, ya niye burası geldi, niye bir üstü gelmedi gibi şeylerde bulunmayacağız. Yani o listeyi kabul edeceğiz biz. Anladım. O listeden hepsi gelebilir. Bazen yani bir altındaki adaylar, niye gelmedi diye üzülmeyeceğiz evet, yani. O zaman onu çıkartacak arada. Bazen işte mühendislik yazıyor aday, işte işletme yazıyor, başka bölümler yazıyor. Ben bunu beklemiyordum, geldi çok şaşırdım diyebiliyor. Yazılan bölümlerden herhangi birisi gelirse bunu kabul etmemiz gerekiyor bizim. Tercih o bakımdan çok önemli. Tamam. Gamze'nin sorusuna gelince ebelik için şansı %50 gibi olabilirdi olmayabilirdi. Biraz kontenjanların artmaması bu yıl geçen senekiyle aynı kalacağını bana gösteriyor açıkçası. Kontenjanlar artsaydı evet yeni üniversiteler açıldı ama baktığımızda tıp kontenjanlarını, hukuk kontenjanlarını ve diğer kontenjanlarda çok fazla artış yok. Hatta devlette bu kapanan kontenjanı dolmayan bölümler var ya işte fizik, kimya vesaire. Buralarda daha da kısıta gittiler. Bundan 6-7 yıl önce 8 bin tane fizik kontenjanı, biyoloji kontenjanı varken bu yıl fizikte sadece 500 kontenjan var. Evet, dolmuyorsa gök karar alıyor ve kapatıyor programları. Evet. Azaltıyor kontenjanları. Azaltıyor. Toplamda vakıflarda artsa da devlette azaldığı için ben başarı sıralarında evet bir miktar oynama olabilir ama çok fazla beklemiyorum biraz açıkçası. Biraz riskli o zaman o. Kendi sağlam alsın. Evet, evet aynen öyle. Acil yardım afet yönetimiyle ilgili de videoları izlesin. Çok güzel program yaptık çünkü. Şimdi tarıma dönelim. Hocam şimdi seneye alacaksınız öğrenci. Bir, ne gibi bölümler açılacak bu İktisat Üniversitesi'nde? İki, bölüm seçmeyecek de öğrenci fakülte seçecek gibi bir yaklaşımınız var. Bir de onu anlatmanızı rica edeceğim. Hocam siz demin çok güzel bir noktada bıraktınız. Dediniz ki Konya bu iş için çok doğru bir coğrafya. Kesinlikle öyle. Birkaç nedeni var bunun. Ben bir iki kelimeyle değineyim. Şimdi birincisi biliyorsunuz Konya Selçukluların başkenti uzun yıllar. Ama şu anda Türkiye'nin aynı zamanda gıda ve tarım başkenti. Yani böyle bir nedeni var biliyorsunuz Konya. Hocam şimdi tarımla ilgili çok konuştuk. Bölümlere falan hiç giremedik ama önümüzdeki yıl öğrenci alacaksınız. İnternet sitesinde ulaşabilirler mi size? Tabii tabii. İnternet sitemiz çalışıyor. Ne gıda, o internet gıda sitesi? Tarım, edu.tr. Buradan bize ulaşabilirler. Ben öğrencilerimize son ufak bir mesaj vermek istiyorum. Lütfen hocam hızlıca. Gerçekten bu alanı seviyorlarsa tereddüt etmeden bizim üniversitemizi seçsinler. Hem iş garantisi veriyoruz öğrencilerimize hem de gerçekten çok güzel bir gelecek vaat ediyoruz. Bu gerçekten gelecekte dünyanın en önemli alanlarından biri olacak. Evet, tarım. Rekabet edecek. Çok teşekkür Hepsini ediyorum bekleriz hocam. Seneye. Kişisel tecrübenizi de yansıttınız. Değişik ve güzel de bir üniversite. Önümüzdeki yıl tekrar konuşuruz. İnşallah. Bol bol görüşeceğiz seneye inşallah. Çok teşekkürler hocam. Cihan hocam yarın son yayını yapacağız beraber. Bol bol soru cevaplayacağız. Sevgili arkadaşlar yarın Akıllı Tercih'in son yayınını yapacağız ve bol bol tercih sorusu alacağız. Bugünlük bu kadar. Yarın aynı saatte bu ekranda sizleri bekliyor olacağım. Hoşçakalın. Oh.